Gifkanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yorumlarıyla bir aradayız. İstanbul'da tek bir altlı ganyan bizleri bekliyor. Onunla ilgili yorumlarımı paylaşıp aranızdan ayrılacağım. Yorumlara geçmeden önce birkaç tane konuya bahsetmek istiyorum. Bir tanesi dünkü Ankara yorumları. Şimdi Ankara yorumlarına gelecek olursak. 300 lira civarında bir ikramiye verdi. Benim hedefim 300 liralık bir ikramiye değildi. Bir kere onu söyleyeyim. Yani dün tekimizden kaybettik. Ama ben de bilirdim ki long runner'ı tek atayım. Zaten long runner'ı tek atsam yakalamıştım dün. Ama o zaman benim yorum vermemin bir anlamı yok. Yani long runner'ı tek atacaksam işte 100, 200 artık sallıyorum bir şablon vereceksem zaten long runner'ı tek attım mı diğer ayakları otomatikman kapatıyorum. O zaman ben niye yorum yapayım ne anlamı var? Ben oyuna dün cazibe katmak istedim. Ee, farklı bir tek atalım. işte long tanır yıkmaya çalışalım. Belki bir ikramiye yükseltiriz anlamında olmadı. Ama dün özellikle demir perde yorumu olsun. Ve ikramiye vermeyeceğini düşündüğümüz söylemem olsun. Bence oldukça iyiydi. Ama tekimizden kaybettik. Ee, yapacak bir şey yok. Bugün de aynısını yapacağım ben. Yüksek AGF'li bir tek atmayacağım. Daha cazip koşmasını bekledim. Daha zor bir koşuda tek tercih edeceğim. Ee, oyuna bir cazibe katmaya çalışacağım. Çünkü ya favori ağırlıklı bir yorum yaparsam hiçbir anlamı yok. Ee, hiçbir keyif tamamız veya beni dinlemenizin bir amacı da olmaz. Ben Cuma günü Bursa'ya 8400 lira verdi. Çok ufak bütçeli bir oyunla yakaladım. Gittim de %50 AGF'li tek atmadım o Sonda Son muhafız tekti %20 AGF vardı. O yüzden de cazip atlara yönelmeyi daha çok tercihleyen biriyim. Bugün de aynısını yapacağım. Eğer tekim doğru gelmiyorsa size güvenmiyorsanız tek atmaya bilirsiniz diyerek yorumlara başlıyorum. Şimdi altılık aynı yıkayana geldiğimizde ben burada bir tane attan bahsedeceğim. Ben sadece bu atı tutuyorum. Başka bir at tutmuyorum. Ama sadece korktuğumdan ötürü yanına rakip yazacağım. Ama bu attan sonraki rakiplerini siz birliğin. Kim o isim? 4 numaralı Vivaldi Storm. Yarışa baktığımızda Legend of Love olsun, Zaldır olsun, özellikle bu iki seri isimler. Ginger Snap arası var ama öne yakın gittiği yarışlar fazlasıyla var. Epitime Time öne yakın giden atlardan biri. ya yani buralarda bu yarışta önde gidebilecek ve öne yakın gidebilecek az sayısı oldukça fazla. Geriden gelebilecek hatlara baktığımızda en dikkat çekici isim 4 numaralı Vivaldi Storm. Bu hat bir yarış önce ciddi yol problemleri yaşamasına rağmen oldukça etkili geldi ve iyi bir derece ile güzel bir ikinci elde etti. Daha sonraki yarışında Sentik'te yine iyi koştu ama bence Sentik'ten ziyade mesafeden etkilendi ve Sonlarda durdu. Bugün tekrardan sevdiği mesafeye geliyor. Ben yarışında süratli tempolara çıkmasını bekliyorum. Bence Vivaldi Storm sonlarda yapacağı ataklarla beraber kazanır. Zaten burada 4 ma Vivaldi Storm gelmezse diğer 10 atında eşit şansta olduğunu söylemek isterim. Benden 4 ma Vivaldi Storm'u alın. Daha sonraki rakiplerini siz belirleyin. Ben bir tane de oyunumda şahsen... 4 numarayı tek deneyeceğim ilk ayakta. Bunu da söyleyeyim. Eğer gelirse gelir gelmez ilk ayakta yatabilir. Ben zaten ilk ayakta tek atmayı çok seven biriyim. O yüzden de ben Vivaldi sorumu tek deneyeceğim. Rakipler 3 numaralı Ginger Snap. İdman'da çok beğendim atı. İnanılmaz iyi görünüyor. Mesafede çok uzun değil. İyi bir dönüş yapabilir. 5 numara Smart Girl. 1 numara Legend of Love. Eğer Zaldır'la çok fazla mücadele etmezse Legend of Love'ın bitirdiğini görebiliriz. 6 numaralı Bye Bye Lullaby ve 8 numara Jessup'ın diyerek burayı 4 numara önde 3 5 1 6 8 rakipler diyerek geçiyorum. Yeri olanlar Senna'yı yazabilir. Ya yani fena bir at değil görünüşünde be beğendiğim bir at ama ya benim sadece derecesi çok hoşuma gitmediğinden ve grubun sert geleceğini düşündüğümden ötürü dışarıda bıraktım ama yeri olanlar Senna'yı da dahil edebilir. İkinci ayağa geldiğimizde burada da iki tane hattan bahsedeceğim ben. Bunlardan bir tanesi 3 numaralı Yeşil Kale. Yeşil Kale sonları oldukça güçlü olan ve iyi gelen bir at. Yarışa baktığımızda Gülen Yüz olsun, Arda Bey olsun. Sonra yol kıran olsun. Bunlar yarış önünde kabullenilsinler ve ya Mehtar olsun. Belki İstan sayabiliriz. Ya öne gidebilecek hatlar da çok fazla. Bu mesafede geriden gelebilecek hatlara baktığımızda dikkatimiz çeken isim 3 numaralı Yeşilkale. Bu at birinci iki elde çok iyi bir dereceyle elde etmişti. Ondan sonraki yarışında etkilendi. Çok fazla bekleneni veremedi ama son yarısı zaten İstanbul'da değildi. O yüzden ölçü almak doğru olmaz. Bugün tekrardan sevdiği piste lehine gidiş hatta 3 numaralı Yeşil Kale'nin sonlarda etkili bir şekilde geldiğini görebiliriz. Daha sonra 10 numaralı Lazoğlu'nun Son yarışını çok beğendim bu atın. Sonlarda biraz dursa da iyi çalışmalarla geliyor. Bir kere daha kazanabilir. 3 ve 10'a öncelik verin ama bu gruptaki atlara çok fazla güven olmaz. 5 numaralı İstan, 1 numaralı Mehtar, 9 numaralı Milyoner, 7 numaralı Karaçetin, 4 numaralı Arda Bey ve 8 numaralı Yol Kuran diyerek ben burayı kalabalık geçiyorum ama dediğim gibi öncelik 3 ve 10'dan yana. Üçüncü aya geldiğimizde ya burada ben ekürlerden yedim bu Brentwood'la başlayacağım. Yarışa baktığımızda ekürler dışında önde tempo yapabilecek at yok. Yani Lady Kara gitmez, Innocent Gold gitmez, Herois gitmez, Kalkandere, Bozdağ Bey, Türk Nur, Akdağ Fırtınası, Siyempre Ganador. Ya bunlar yarış önlerde kabul isimler değil. Burada büyük ihtimalle ekürlerden iki Flash Forward'ı öne salacaklar. Ben ekürlerden Brentwood'un da arkasında gitmesini bekliyorum. Ekürlerin ben çok yüksek tempolara çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden de yavaş tempoda gidecek koşu da bence bir yere kadar Flash Forward götürecek yarışı. Bir yerden sonra liderlik Brentwood'a geçecek. Çok ciddi bir kilo avantajı var özellikle üstteki rakiplerine göre. Bence alacağı liderlikle beraber lane'e de gidiş hatta yedime Brentwood bitirebilir. Dikkat edin yarın cazipte de koşabilir ekürler yani en azından 3. at falan koşabilir. Ee, böyle tatlı bir sürprize imza atabilirler. Daha sonra 10 numara Siempre Ganador. Son yarışta bir kıpırdandı. Fena da bir derece yapmadı. Bir kere daha iyi koşabilir. 1 numara Lady Kara son yarışında çok fazla kapandı. Ona rağmen güzel bir ikinci iki elde etti. Kilosu ağır olmazsa Lady Kari zaten kafa ata verdim ama ağır kilodan etkilenebilir. Daha sonra 5 numaralı Kalkan Dere çok beğendim son birincini. Görüntü olarak da çok beğendim. Yani sadece kazandı diye değil. Gerçekten güzel de bir görüntüsü vardı. Bunu devam ettirebilir. Bir de yarışın sürprizi 9 numaralı Akdağ Fırtınası. Bu at kendini unutturdu. Yani bayağı bir geri planlarda kaldı. Ama çok kötü bir at olduğunu düşünmüyorum. Eğer yarış beklediğimin aksine daha süratlenirse, erken hamleler yapılıp yarışın temposu böyle yukarılar çekilirse Akdağ fırtınası da böyle grubu ortağı takip edip sonlarda yarışta birincilikte söz sahibi olabilir. 7-10-1-5-9 benim bu koşu için sıralamam. Altıncı koşuya geldiğimizde yani burada önceliği 2 numaralı sensizime verin. İki yarışta çok kolay kazanıyor. Bu at ve gerçekten görüntüsü de böyle e, daha da ileriki yarışlarında daha başarılı olacağının e, izlenimini veriyor. Bugün baktığımızda grup çok uygun. Aragona'nın arası var. Kasalina'nın arası var. Alfa Kurt iki yarıştır dökülüyor. Split de Joy Bursa'dan geliyor. Brave Up'de grup sert bana göre. Tomiris'e mesafe uzun. Bu kilosu ağır gel yani çok da ağır değil rakiplerine bakarsak ama yine de etkilenme ihtimali var. Burada geriye bir sensizim kalıyor. Eğer son iki yarış performansını tekrarlarsa bence iki numara bu yarışı kazanır. 2 numaraya öncelik verin. Önde değerlendirin. Bir numaralı bu İstanbul'da fena sayılmayacak ve daha sert gruplarda iyi koşuları var. 5 numara Spitty Joy. 2-1-5. Önce yazalım. Ufak oyuncaklar 3 atla geçebilir. Daha sonra 6 numaralı alfa kurt ve 7 numaralı kasalina yazarak 2, 1, 5, 6, 7 benim sıralamam. 7. koşuya geldiğimizde ben burada 1 numaralı after forever ile başlayacağım. Şarpayı 2. plana bırakacağım. Yani after forever'ın son yarışını izlediğimde acaba dedim. Kazanacak mı? İnanılmaz geldi dış kulvardan. Çok kolay tempodaydı. Ama bence gücü Kuzey Kafkasyalı ile Long yetmedi. Yarışa baktığımızda Baldemar olsun, Jettay olsun, Sigruat olsun, Trefonten olsun, Sümelan olsun çok fazla önde gidebilecek at var ve bu yarışın yavaş tempoda gitme ihtimali düşük. Bu yüksek tempolarda en çok bir numara After Forever'a yarar. Sonlarda yapacağı ataklarla beraber ben After Forever'ın orada bir birincilik yazdırabileceğini düşünüyorum. Dikkat. Daha sonra 5 numara Sharp'a ee, zaten diyecek bir şey yok. Genatın yani performansı yaptığı yarışlar ortada. Geçen sene de bu yarışı Şarpa kazanmıştı. Bir kere daha kazanabilir. Bir de 9 numaralı Yamanlar Bey'i var burada. Yamanlar Bey'ine baktığımız son yarışında fotoyu en diri geçen atlardan biri. datta gelin bir yarışı izleyelim. Ya Yamanlar Bey'i Önde boş kaldığında böyle kaçabilen bir at, yeri geldi ortada takip edebilen, yeri geldi de gerilerde bekleyebilen bir isim. Her türlü şartta iyi koşabiliyor. Son yarışında gerilerde beklemeyi tercih etti o gün bindisi. Biraz da biraz önce geç hamle yapmasının etkisiyle en geriye düştü. Şu an zaten After Forever içinde yamanlar bir dışındaki at Şu an en geriye düştür Yamanlar Bey. Aslında hızlı yüklense video bir son sah sahneyi göstereceğim ben de ama işte video anca yüklendiği için buraları da izlemek. Şu an Yamanlar bir bayağı geride hala sanki buralarda yarışı sonuncu veya bir tane at falan geçecek gibi görünüyor ama oralardan sonra toplanıp çok ciddi bir fark kapatması çok değerli. Baktığımızda buralarda artık ritme girdi. Sonlarda gelişi hemen After Forever'ın dışında 5. Ee, kelle diş çok değerli. Bugün tempoların yükselişiyle Gökhan Kocakaya da üç türlüyle geliyor. Bir birinciliğe daha imza atabilir. Benim sıralamam 1 5 9. Ben bu üç ata ayırmadan yazacağım. Artık hangisi gelirse diye bekleyeceğiz bakalım. Son koşuya geldiğimizde 11 numaralı Sancaktarı bugün İstanbul'da sizlere banko olarak öneriyorum. Yani Sancaktarı el er yarışında şu cümleyi kuruyorum. Bu grubu da geçemeyecek. Hangi grubu geçecek? Ya gittikçe de daha uygun gruplara geliyor. Baktığımızda hem kilosu oldukça uygun hem de grup çok çok avanta. Yarışa da baktığımızda önde gidebilecek hassiz çok fazla. Yarışın iki tane favorisi Barut ve Sevin Sevil önde gider. Kurtuluş bin arası var. Hanamichi daha yeni koştu bir kere daha koşacak. Shintai öne yakın giden bir at. Baktığımızda ya burada kötü performans sergilen atların da bazıları önde gidebilen isimler. O yüzden de bu yarışın tempo Ayder Kızı, Deli Bin Nur bunlar da önde gidiyor. Ya bu yarış kesinlikle yüksek tempolara çıkacak. Zaten Sancaktar bugüne kadar kazandığı tek yarışı İstanbul Çim'inde kazanmıştı. Ee, bir ara verdi bu at. Ara sonrası bence yeni yeni toparlıyor. Bugün yine Çim pistte. Bence bu kadar şartlar Leyne bir sıkıntı yaşamadan kazanacağını düşünüyorum. Yarın favori de çıkmaz bu at. Bence Cazip de koşar. Ee, oldukça cazip bir tekle İstanbul'da deneme yapacağız. 11 numaralı Sancaktar benim Bankom dur diyerek. Pardon. Yorumlarımı tamamlıyorum. Ee, benden bugünlük bu kadar İstanbul için. Adana ile ilgili yorumlarımı yarın paylaşacağım. Adana yorumlarımız e, gifkonaliz.com sitesinde olacak. İstanbul yorumlarını hem YouTube kanalımıza hem de Gifkaniz.com sitesine aynı anda paylaşacağız. Umarım sizlere yardımcı olup güzel bir netice beraber alırız. Öncelikle tuzaklara vermeyi unutmayın. Olabildiğince bütçeyi ufaltıp, ufak bütçeli oyunlarla şansınızı deme, denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki yorumlara kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.